Ahlak ve Maneviyat. Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi'nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Gençlik Sahur Vakti devam ediyor. Anadolu Gençlik Sahur Vakti devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Biraz arayı uzun tuttuk. Biz de bu sahurdan faydalanmaya çalışıyoruz. Seher vaktinden besinler amaçlı faydalandık. Şimdi de manevi iklimden nasibimizi almaya çalışacağız. Şimdi tövbe ve Ramazan dedik hocam da başlangıcı yaptık. Aslında tam girilmesi gereken yerdeyiz. İmtihanı yaşarken kul, Rabbine kul olmaya çalışan Müslüman hataya düştüğü an tövbeye gidiyor. Ama giderken de bir kez daha hata edebiliyor. Bir kez daha çamura, günaha saplanabiliyor. Ama saplanmasına rağmen bir kez daha yine tövbe edebiliyor. Evet. Bu süreç hep gitgellerle geçilebiliyor mu? Yoksa kul kendini yenilemekte hep bir zafiyet noktası mı var? Şimdi şu şekilde, gerçi Mevlana güzel özetlemiş biliyorsunuz. 1000 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Günah insanın kalbinde bir nokta gibidir. Ona tövbe ederse o silinir. Ama çoğalırsa insanın kalbini kaplar. Artık kapladıktan sonra onu göremezsiniz. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh bu hadisin şerhi noktasında güzel bir örnek vermiş. Hı hı. İnsan diyor bir aynanın karşısında böyle cam gibi biliyorsunuz net kalp gibi görüyor aynayı bu şekilde. Ama diyor ona yakın durup nefesiyle diyor aynaya sürekli nefes verdiği zaman ayna ne yapar? Buğulanır. Sonra kararır. Daha sonra o nem ne yapar? Aynanın içerisindeki maddeye işler. Ve o aynanın şeyini bozar. Aslını bozar. Özelliğini kaybeder. Kaybettikten sonra da artık kullanılmaz hale gelir. Bu hadisin şerhi mahiyetinde. Yani belli bir süre sonra artık o insan kalbini kapladı mı tekrar geri dönmesi, tekrar tövbesinde nasuh bir tövbeye dönmesi zor oluyor. Yani diyorsunuz ki bembeyaz bir sayfa var, noktayı koyduk sayfayı evet. Doldurduk, en son sildik, tövbe ettik. Ama yine bir temizlenme olur. Amin. Ama özünde biraz sıkıntı olabilir. Tabii. Şimdi biraz sonra belki gireceğiz konuya. Buyurun. Ama geri gelmişken bu şekilde girelim. Şimdi tövbenin şartları var. Şartları. Tabii. Nedir onlar? Şartları var. Şimdi mesela tövbe ettim demek kafi değil midir yani? Yani tabii elbette. Yani İslam dini kadar mükemmel bir din yok ve bizim dinimizde de tövbeye bir aracıya gerek yok. Hmm. Tövbenin şartları biraz da makam ve ya da daha doğrusu mevki, mertebe açısından herhalde o zaman. Tabii. Yani tövbenin kabul şartları var. Ha, kabul şartları. Tabii. Yani biz bir işi yapacaksak o işin fıkhını bilmemiz gerekiyor. Kolaylığı ya da zorluğu gibi. Tabii yani o işin şöyle söyleyeyim. Buyurun. Siz elinizde bir dosya var. Bilgisayarda bir dosya var. Resim dosyası veya yazı dosyası. O dosyayı açıcı programı bulmazsanız o dosyayı açamazsınız. Belki elinizde bir hazine var. Ama bilmiyorsunuz. Hani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan onlar kitap yüklü merkepler gibidir. Cuma suresinde. Beşinci yani, ayet mi? Yani? Tabii yani Yahudilerden için bahsediliyor. Kitap yüklü merkep gibidirler. Yani üzerinde belki dünyayı kurtaracak, kendisini kurtaracak bilgiler var ama içerisinden bir şey okuyup anlayamadığı için onunla merkeple bir farkı kalmıyor insanın. Bu şekilde. Buradaki şifre ne? Yani buradaki şifre... Şifre tövbe mi? Tabii tövbe. Yani bir insan önce... Tevbede ne yapması gerekiyor? Tevbesinin nasıl kabul edilmesi? Ne yaparsa tekrar tevbesinin bozulması? Bu işin fıkhını bilmek gerekiyor. Yani biz oruç tutuyoruz. Hı hı. Amenna güzel. Oruçta bildiğimiz ne? Her insanın klasik bildiği. İmsak vaktinde ağzımızı kapatacağız. Sahur vaktinde ağzımızı açacağız. Gözleri de kapatmak lazım hocam. Evet. Doğru. Ama orucun fıkhında biliyorsunuz ahad hadisi olarak gelmiş. Tek rivayet, bir insan unutarak yiyip içtiği zaman, yani şimdi orucunun bir şey yiyip içmediği müddetçe oruçlu. Yiyip içtiği zaman ne oluyor? Oruç bozuluyor. Yiyip içiyor ama unutarak yiyip içiyor, oruç bozulmuyor. Bu fıkhı bilmezse orucu da tam tutamaz. Biz de bu işin fıkhını, tevbenin fıkhını, kabul şartlarını bilmemiz gerekiyor. O şartlara... Onun için, tabii, yani onun için biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim
alimi abitten daha üstün tutmuş. Şehidin, alimin mürekkebini şehidin kanından daha üstün tutmuş. Bilgi, bilgi, bilgi. Yani ilim. İlimsiz hiçbir şey olmuyor. Tövbe de bu şekilde. Yani tövbenin kabul şartları var. Onlardan birincisi, öncelikle yaptığı şeyin günah olmasını bilecek. Yani benim bu yaptığım şey hatadır. Farkına varacak. Tabii, farkındalık. Yaptığı şeyin hata olduğunu, günah olduğunu kabul edecek. Zaten bunu kabul etmezse ne yapar? Tövbe etmez. Yani ona pişmanlık duymaz. Ya benim yaptığım zaten normaldir. Ben hata ettim, Rabbimin huzuruna bu şekilde çıkamam. O yüzden affolmasını istiyorum Rabbimden. Evet. Af dileyeceğim ama ben günah işledim diyebilecek. Birinci madde bu. Yani bir defa günahkar olduğunu bir insan kabul edecek. Ama tabii o ikinci madde şey mi? Onu temizleme isteği mi? Evet. Zaten Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz tövbe ile istiğfar kelimeleri yan yana geçiyor. Evet. İstiğfar bu işte. Yani yaptığından pişmanlık duyacak. Onun hata olduğunu kabul edecek. Eğer bunu kabul etmezse zaten tövbeye doğru bir yol gitmez. Yaptığı şeyi uygular gider. O yolu açması da istemeyle geçiyor o zaman. İstemeyle başlıyor. Tabii. Yani bu iş istekle. Yani yaptığı şeyin hata olduğunu kabul edecek. Yoksa bu şey olmaz. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bakın. El birru husnul huluk. İyilik bir iyilik demek. Güzel ahlaktır. Vel ithmü mâ hâke fî sadrik. Kötülük işe, kötü şey ise sadrını, göğsünü rahatsız eden şeydir. Bir insan o işi yaptığı zaman, mesela alkol alıyorsa, onu aldığından bir rahatsızlık duymuyorsa zaten o insan tövbeye yanaşmaz. Doğru mu? Şöyle günümüzde özetleyeyim. Sigarayla özetlemek gerekirse, sigarayı kullanıyor, içiyor, hata olduğunu düşünüyorsa ondan yani pişmanlık duyuyor. Pişmanlık yani, duyuyorsa pişmanlık tövbeye duyuyor. Yakın. Evet, tövbeye yakın, daha yakın olur bu şekilde. Bir de İslam'da şu var, sık bir şekilde duyarsınız bunu. Bir şeyi kasti olarak kabul etmemek vardır. Bir şeyin günah olduğunu kabul eder ama çaresizlikten dolayı veya nefsine yenik düştüğünden dolayı o işi işler. Mesela bir insan dese ki, ya faiz niye haram olsun ki? Ticaretin bir gereği. Sen çay satıyorsun, ben para satıyorum. O iman zayıflar herhalde. Bu iman gider. Burada iman gider. Ama adam derse ki, ya biliyoruz ama çaresiziz, günah. Çare yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Bu krediyi almak zorundaydık veya şöyle yapmak zorundaydık der. Günahını bilirse bu insanın kurtuluş çaresi var. Bilse de, işlese de. Tabii yani bu şekilde. Sadece günahkar olarak. Tabii Peygamber Efendimizle sahabenin arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir insan zina etse de, hırsızlık yapsa da, içki içse de cennete girecektir. Sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah nasıl olur? Gerçekten. Efendimiz orada ona küçük bir espriyle cevap veriyor. Evet, burnu sürtülesice girecektir buyuruyor. Günahını çektikten sonra, cezasını gördükten sonra girecektir buyuruyor. Yeter ki insan onun günah olduğunu bilsin. Yaptığını, karşılığını görecek. Tabii öncesine. Yani İslam'da bu çok önceliklidir. Yani bir şeyi hata olarak göreceksiniz. Ben bunda hatalıyım diyeceksiniz. Tövbe eden insan da yapmış olduğu şeyin hata olduğunu bilecek. Ona istiğfar diyoruz. Tövbe bu hataydı. Bu kadar kolay mı peki? Bu yani yapılan yani günahları siz de saydınız çok rahat bir şekilde sıralı mesela. Bunlar geneldeki her şey belki de budur. Zinadan tutun da faizden de bugünün şartlarından bakmak gerekirse. Ayetle cevap verelim Mehmet Bey. Buyurun. Bakın ayet-i kerimeyle. Tövbenin kapsamını çok geniş tutmak lazım. Biliyorsunuz Rabbimiz Erhamur Rahim'indir. Ve ne buyuruyor ayet-i kerimede? Allah merhameti kendine yazdı. Merhameti önce kendine yazdı. Affedici Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de şirk koşmanın haricinde bütün günahların affedilebileceğini söylüyor. Ayet-i kerime. Rabbimiz öyle buyuruyor bize. Biliyorsunuz bu ayet-i kerime Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığı zaman bir takım hediyeler veriliyor biliyorsunuz. Bakara suresinin son ayeti, 5 vakit namaz ve onlardan bir tanesi de bu. Yani bir insan Allah'a ortak koşmadığı müddetçe, ibadette, uluhiyette ortak koşmadığı müddetçe Allah-u Teala dilediğini affeder. Yani ben şu günahı işledim, bağışlanmam zor diye bir şey yok. Hayır. Onunla ilgili bir hadis söyleyelim mi? Öyle yani mi? Memnun olurum açıkçası. Net bir şekilde de aslında bu örneği verdiğinizde güzel oldu açıkçası. Evet, sahih bir hadis. Buyurun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
sahabeyi eğitirken kendisine vahyedilen, vahye gayri metdu diyoruz biz ona. Hı hı. Bazı olayları kısa olarak anlatıyor. Sahabe eğitiminde Peygamber Efendimiz'in müthiş bir taktiğidir bu, uslubudur. Öğretiyor. Öğretiyor onlara. Yani kafalarına çiviliyor. Nasıl çivilenmesi o şekilde. Belki Peygamber Efendimiz bakın şöyle günah işleseniz de böyle günah işleseniz de Allah affeder dese herkesin kafasından bir soru işaretleri çıkar. Acaba şu affedilir mi bu affedilir mi diye. Ama Peygamber Efendimiz o kadar güzel bir örnek veriyor ki bütün sahabenin kafasında o şey canlanıyor ve oturuyor. Cevapsız. Tabii. Yani bütün her şey hazır. Tabii yani bitmiş. Olayı kapatmış. Sizden önceki dönemlerde bir adam vardı diyor. 99 kişiyi öldürdü. Katil. Ama pişmanlık duydu. Yani oturmuş, ya ben bu kadar adam öldürdüm, pişman. Hı hı. Ne yapayım? Yani vicdan rahat değil zaten. Diyor ki, birini açıyor konuyu. Şurada bir rahip var, git sor diyor. Ona gidiyor, diyor ki ben diyor 99 tane adam öldürdüm ama artık pişmanım. Benim için bir kurtuluş kapısı var mıdır? Veya içimi rahatlatacak bir şey var mıdır dediği zaman, öyle mi ya? Hem 99 kişinin canına çocuklarını yetim, karılarını dul bıraktın. O kadar aileyi söndürdün, şimdi bir de tövbe kapısı mı arıyorsun deyince o adam rahibi de öldürüyor, ediyor 100. Sonra tekrar öldürüyor ama öldürdüğünden de şey değil, memnun değil. Tekrar pişmanlık, tekrar arıyor, diyorlar ki falanca yerde bir alim var, bir de git ona sor. Gidiyor diyor ki ben 100 adam öldürdüm. Benim için bir kurtuluş kapısı var mıdır? O da diyor ki senin tövbenle, senle Allah arasına kimse giremez. Allah günahları affedendir. Öyle mi ya, seviniyor. Ama diyor seni katil eden şey bu çevre. Olduğun, yaşadığın toplum. Sen diyor buradan uzaklaş. Falanca bölgede ibadet eden insanlar var. Veya iyi insanlar var. Onların arasına katıl ve bu işleri bırak diyor. Yani seni doğru yola götürecek tabii, insanlar var. Tabii. Yani bu çevre seni mahveden çevre. Git diyor. Yola çıkıyor. Yarı yolda ölüm geliyor. Azap melekleriyle rahmet melekleri ruhunu almak için, götürmek için geliyorlar ve tartışıyorlar. Ne için tartışıyorlar? Biz götüreceğiz, biz götüreceğiz. Azap ama melekleri diyor ki, bir taraftan günahkar, bu adam diyor, bir taraftan da 100 niyetli. Tane adam öldürdü. Henüz bir hayır ameli yok. Haklılar. Hiçbir şey yapmadı. Heh, diyor. Rahmet melekleri de diyor ki, tamam öyle ama bu insan tövbe etti. Yani istiğfar etti, hı hı, ve oradan kurtulup bir adım attı. Ha, yönünü belirledi. Yönünü belirledi. İstedi yani, evet. Tövbenin. Tabii yani gidiyor onların yanına gidiyor. Bu nedir? Bir tövbeye gidiştir. Sonra anlaşamayınca başka bir melek aralarında hakem oluyor. Diyor ki iki yerin kötü yerle iyi yerin mesafesini ölçün. Ölçüyorlar bir adım veya bir karış iyi insanların tarafına yakın çıkıyor. Yani bir adım veya bir karış oraya yakın düşmüş. Geçmişe orada biraz ölmüş. Daha uzak kalmış anladım. Evet geçmişe yani. Biraz daha uzak kalmış. Rahmet melekleri onun ruhunu götürüyorlar bu şekilde. Yani 99, bunu Peygamber Efendimiz yani sallallahu aleyhi ve sellem bu günaha rağmen bir niyeti, arzusu, tövbe ediyor olması, istiğfarı, onun kapısını güzel tarafa aldı bir anda. Evet, bir de meyli. Meyli var. Bir de meyli. Yani daha gitmemiş aralarına. Ama demiş ki, yol göstermiş. Demiş ki, sen buradan gidersen bu şekilde. Mesela bir, efendime söyleyeyim, kötülük işleyen, günah işleyen bir insana deniz ya kardeşim bak bırak bunları gözünü seveyim, nefsini ıslah et. Gel şuradan, bak şu camiye git, bir abdest al, içeriye otur. Evet. Efendime söyleyeyim, nefsini terbiye et, Rabbinle baş başa kal, günahlarına nedamet duy, tövbe et demiş. Adam caminin kapısında düşmüş, ölmüş. Onun gibi. Yani 100 insanı öldürmüş, tövbenin kapısı çok geniş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyorlar. Allahü Teala dünyayı veya kainatı yarattığı zaman bir de tövbe kapısı yarattı. Sahabe onu rivayet ederken tövbeden karıştı. Mi girecek oradan? Tabii. Yani tövbe kapısı. Yani tövbe kapısı açık. Tövbe eden insanların tövbesinin kabul edileceği kapı. Bir insanın yaya yürümeyle 40 yıl. Yaya yürümeyle. Evet. O şekilde rivayet. 40 yıl genişliğinde bir kapı. Ve bu kapı güneş batıdan doğuncaya kadar açıktır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani kıyamet. Evet, o saate kadar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bir insanın canı boğazına gelmeden, zekerat-ı mevt diyoruz buna, evet, gelmeden önce yapmış olduğu tövbeler geçerlidir. Yani artık öleceğini anlamış Firavun gibi,
ben Musa'nın Rabbine iman ettim değil. Daha öncesinde bu şekilde. Bununla ilgili isterseniz bir hadis daha söyleyeyim. Buyurun paylaşın. Gerçi bu hadis bazen anlaşılmada, doğru okumada, doğru anlamada sıkıntılar çıkaran bir hadis de anlama açısından şu şekilde devam ediyor. Onu da izah ederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın anne karnındaki döneminin 3 dönem olduğunu belirtiyor. 9 ay 15 günün 3 dönem olduğunu. Evet, bu 3 dönem olarak. İşte onun belli bir dönemine geldiği zaman, işte 110 veya 120, bu bugün modern tıp da aynı şeyi söylüyor. Allah ona bir melek, evet 4 ay. Allah ona bir melek görevlendirir. O gelir diyor. Onun yiyeceğini, içeceğini, kiminle evleneceğini, kaderini yazar. Nerede doğup nerede öleceğini, kafir mi mümin mi olarak yaşayacağını, öleceğini yazar, boynuna asar. Bu bizim beraatımızı almak gibi bir şey yani, evet. Herhalde. Tabii bu Allah'ın ilmi, onu söyleyelim. Hmm. Biz şeyi bilmiyoruz, levh-i mahfuzu bilmiyoruz. Daha sonra insan doğar. Müslümanca yaşar, yani iyiliklerle yaşar. Belki Hristiyandır zamanında, İslam'dan önce. Güzel bir şekilde yaşar. Daha sonra tam cennete bir karış kalır. Ölecek, bir karış kalmış yani. Bir karış kala küfre döner ve bu insan cehenneme gider. Ama ya o kadar iyiliği var. Önemli değil. Küfür var. Küfre saplandığı için öyle tabii mi? Tabii yani inkar etmiş. Ha, o imanda zayıflık oldu yani tabii, bir anda. Biliyorsunuz işte. Peygamber Efendimiz'in Mekke'den, Mekke'yi fethettiği zaman ya hiç kimseye dokunulmayacak. Ebu Sufyan'ın evine giren emindir. Kabe'ye sığınan emindir. Kapılarını örtüp evine giren emindir. Ama şu 9 tane adam var ya, 11 tane, 12 tane adam, bunları Kabe'nin örtüsüne yapışmış dahi bulsanız bunları geberteceksiniz. Bunlar öldürülecek. O 9 kişi dediklerden bir tanesi de tabii onlar azılılardı, şairlerdi, medyaydı. onlardan bir tanesi de Peygamber Efendimiz'in vahiy katibiydi. Vahiy katibi. Tabii Peygamber Efendimiz vahiy geldiği zaman ona yazdırıyordu. O da bunların içinde. Tabii yani, o da bunların içinde. Sapkınla sonra gidiyor diyor ki şeylere, yani kaçıyor. Müşriklere sığınıyor. Diyor ki Muhammed'in diyor aleyhissalatü vesselam getirmiş olduğu sizin dininiz diyor onun dininden daha üstündür diyor. Ben vahiy katipliği yapıyorum. Gelen ayetlerin sonunu bile biliyorum. İşte biliyorsunuz ayet-i kerimelerde sonu gelirken لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مُهْتَدُونَ tamam mı? Böyle birkaç tane atıp tutturması veya böyle tahmin etmesinden dolayı bakıyor ki yok ya bunun bir üstün özelliği yok diyor Peygamber Efendimiz'e. İrtidad ediyor. Dinden çıkıyor, kaçıyor bir tarafta. Katledileceklerden bir tanesi de o. Ama Peygamber Efendimiz onu bile affetmiştir. Sonrasında. Peki, evet, fethedildiği zaman o şekilde affetmiştir. İnsan imanlı bir şekilde yaşıyor, bir karış kala küfre dönüyor, cehenneme gidiyor. İnsan küfür içerisinde yaşıyor, cehenneme bir adım kalmış. Biliyorsunuz böyle ihtida olaylarını, yani hidayet bulanları hidayet veriyor Cenab-ı Hak. Bir adım kalmış bakın yani son dönemlerinde iman ediyor, sonra cennete gidiyor. Yani birçok ayet-i kerime iman edenler diye başlıyor. Biz onlardan olabilmeyi arzulayalım. Öyle kalmayı da temenni edelim inşallah. Elbette. Dualarınız bu şekilde olsun. Kısa bir araya daha gidelim. Son bir ara. Sonrasında vakitte gelmeye başlayacak. Tövbe konusunu işlemeye devam edelim. Güzel bir ara vereceğiz şimdi. Tekrar stüdyoda olacağız sonrasında. Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi'nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Gençlik Sahur Vakti devam edecek.